25 Kasım 1 Aralık haftalık burcumuza hoş geldiniz. Evet, bana yazdığınız mesajlarınız, beğenileriniz ve benimle derdinizi paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Devamlılığını bekliyorum ve hepinizin güzel yüreği sanki mesajlarınıza yansımış. Belki de benim o güzel yüreğimi keşfettiğiniz için olabilir diyorum. Evet, biraz egom yüksektir. Biraz havalı bir tip olabilirim ama gayet evinizde gibiyim. Geçen çorabımı eleştirdiniz. Evet, çünkü burası bir ev ortamı. Ben kesinlikle eve girdiğimde aslında çorap kullanmayı bile sevmiyorum ama biri dikkat etmiş, demiş ki renk uyumsuzluğu var. Evet, ben çorapta renk uyumuna önem vermiyorum. Gayet relax bir ev halindeyiz. Gerçekten evinizde beni nasıl karşıladığınızı ya da direkt karşınıza çıktığınız zaman sizin evinizdeymiş gibi hissetmeniz gerektiğini düşündüğüm için çoraplarım, hatta şu an çorabım yırtık bile, onu da söyleyeyim. Yanlışlıkla ipi kopartırken yıkama sırasında onu kopartmışım. Ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. Neyse. 25 Kasım 1 Aralık haftalık burcumuza başlayalım. Lakır dedik. Ne yapıyor? Hopluyoruz, zıplıyoruz, beğeniyoruz, unutmuyoruz. Koç burçlarını neler bekliyor diyorsanız, özellikle aceleci ve ani öfkeler ve ani dikkat edemediğimiz noktalar bize gerçekten öfkemizden zarar getireceğini gösteriyor. Ne yapıyoruz? 25 Ekim haftası biraz daha sakin, biraz daha dingin cevaplar alarak ve dingin cevaplar vererek yaparsanız işinizle alakalı korku ve kaygılarınız biraz daha rahat ermiş olacak. Ve uzun süredir de yapmak istediğiniz yeni bir iş ve oluşmasını istediğiniz bir iş kapınız olduğu için bunun bir sevincini bekliyorsunuz ama ilk önce altyapımızdaki eksik yabancı dil olabilir, masterınız olabilir. Bununla alakalı bir eğitim kararına vermeniz lazım. Ve bu kararla birlikte basamaklarınızı daha rahat sağlayacağınızı söyleyebilirim. Ama devletle alakalı beklentide olan bazı koçlar için de özellikle bir sınav dönemine giriş yapacaksınız ve başarı olacağınızı düşünüyorum ama hani ani öfkeler, ani kavgalar, anneye öfke, kız kardeşe öfke, böyle bir ateş, hani bir Mars'ın enerjisi vardır ya, daha sert bir Mars enerjisinde yaşıyorsunuz. Bence biraz daha sakinleşmeye ihtiyacımız var. Belki de sizin şöyle 10. evinize belki farklı bir enerji girmiş olabilir. Onu da takip etmek lazım. O yüzden sizden ricam, bu haftayı çok sakin geçirin. Ama hedeflediğiniz her şeyde çok büyük bir başarı ve istediğimiz noktanın aydınlanması var. Ve uzun süredir ailenizi ilgilendiren mal mahkemesi ya da sözlü mahkeme ya da hak konunuzla alakalı bu haftaya masaya yatırılacak konular söz konusu olacak. Bence siz sadece dinleyin, cevap vermeyin. Çünkü ani tepkiler şu an haklarımızla ilgili zarar getireceğini gösteriyor. O yüzden büyüklerinizin ya da annenizin ya da eşinizin ya da dostlarınızı dinlerseniz daha artı sonuç elde edeceksiniz. Sakinlik istiyorum. Ruh halinizde de bir çok konuşan bir beyin var bu ara. Nasıl? Bunu böyle mi yapsam? Şunu şöyle mi yapsam dediğimiz bir ruhunuzu, beyninizi biraz zihin olarak çok fazla düşündüğünüz için bazı ruhsal yorgunluklarınız olabilir. Belki derin bir uykuya, meditasyona, yogaya ya da enerjinizi yürüyüşe bile adapte edebilirsiniz. Bu size çok iyi gelecek. İlişki evliliğinizle alakalı da uzun süredir beklediğiniz bir yenilik, ev yeniliği, eşya yeniliği ya da bulunduğunuz binadan çok rahatsız olduğunuz için ve parasal dengelerinizi oturtamadığınız için de taşınmayla ilgili kaygılarınız var. Biraz daha burayı sabredersek kendi evimize geçiş sağlayacağız. Hatta bazı haklarınız var, miras haklarınız var. Onları beklerseniz doğru evi çok rahat bir şekilde hak kazanacağınızı söyleyebilirim. İlişkisiz olan Koç burçları biraz daha sabır diyorum. Çünkü doğru kalbinizde niyetlendiğiniz ve kalbinizden geçen insan size adım atacak ama biraz daha sakinlik beklerseniz sevinirim. Sağlık olarak en son zamanlarda tiroidleriniz ya da nefes alıp vermede zorluklarınız olabilir. Sağlık konusu ihmal etmeyin diyorum. Yani neye geliyoruz? Boğalara mı? Bu şekilde miydi? Yok, bu ikizlerdi. Şöyle boğa yapacağım. Boğa burçları, yani 25 Kasım 1 Aralık haftasında mesela attığınız imzalara ya da anlaşmalarınıza tek tek kontrol etmenize gerek yok ama bu dönem sizinle ilgili imzaları başkaları atabilir. Ya da gereksiz işinizle ilgili birileri size laf sokuşturup ani imzalar atabilirsiniz. Bunları kontrol etmek istiyorum. Neden kontrol etmek istiyorum? Çünkü gerçekten olumsuz bir imza sizin işinizden çıkartılmanıza ya da işinizde çok büyük bir para kaybı yaşamanıza sebep olabilir. O yüzden bence bu dönem
Evet, insanlara çok fazla inancınız var ama para sıkıntınız da var ve bazı dengeleri de oturtamadığınız için aceleci karar demeyelim de daha doğru ve dikkatli kontrol edersek bu kararlar sizin için doğru ama yanlış imzalar sizi gerçekten sıkıntıya sokabilir. İşteki olumsuz imzaları ya da size sunulan olaylara dikkat edeceğiz. Ha, yeni bir işe başladım Emineciğim diyorsanız da evet, işinizle alakalı Aralık ortasına kadar doğru bir verimlilik, hatta İşinizde değişiklik bekleyen bazı boğalar için de Aralık bitmeden muradınıza ereceğinizi söyleyebilirim. Ama şöyle bir sorunumuz var. Sizde de ben biliyorum, ben rahatım, ben şöyleyim, ben böyleyim havasından çok biraz daha yaratıcılığınızı, ruhunuzdaki bu özgüven mi desem, bu rahatlığınızı biraz da iş hayatınızdaki çevreye de rahat değil de daha dikkatli kontrol edersek çok iyi kazançlar ve çok güzel yurt dışından beklenmedik teklifler ve bu tekliflerle anlaşmalar size çok güzel bir aydınlanma sağlayacağını söyleyebilirim. Bence boğalar bu haftayı çok iyi değerlendirin. Size güzel güzel ufak ufak paralar, beklenmedik noktalarda çok güzel bir aydınlıklar söz konusu olacak. Hatta şöyle söyleyeyim, ya ben bu işi unutmuştum aslında, ya bana ne zaman geldi diyeceğiniz bir noktada olacak. O yüzden bu haftayı doğru değerli. Özellikle bağırsak enfeksiyonlarımıza dikkat edeceğiz. Buhara yediğimize, içtiğimize, vücudumuzu çok yoracak ve bağırsak sistemimize zarar verecek noktaları. Ve özellikle bu ara akşam yemeğini çok fazla takmaya başladınız veya alışkan olduğunuz hani kahveniz olabilir, çayınız olabilir vesaire içecekleriniz varsa bu haftayı bu konularda biraz daha aşağı çekersek bağırsak sistemimizle ilgili sıkıntımız da biteceğini söyleyebilirim. Aile içinde anne, baba, eş ya da kardeşler arasında gereksiz o kadar geçmişe dayalı sorunlar var ki ve aileyi ilgilendiren büyük baba, büyük babanız ya da daha büyük amcalarınızdan kaynaklanan bazı anlaşmazlıklar sizi hesapsızca açacağınız düşüncelere sebep olacak. Yani ben bunca yıl boşuna mı emek verdim? Ben boşuna mı ailemin arkasında durdum? Bence biraz aile içindeki tartışmalardan uzak kalmanız, evet hakkınızı aslan gibi savunun. Neden boğalar? Çünkü siz hep iyi niyetinizden ve hep iyi merhametinizden geciktiren bir hayat yaşadınız. Hep birilerine kendinizi feda ettiniz. Aman onun durumu güzel olsun. Aman orası ben mutluluğu sonra hak ediyor. Hayır, artık mutluluk sizin hayatınız. Siz fazlasıyla yaptınız. Artık siz karmanızı kendinizle iyileştirmeniz lazım. Bu ne demektir? Görmeyi, kendiniz için nefes almayı öğrenmeniz lazım. Evet, 25 Kasım, 1 Aralık İkizler Burcu'nu neler bekliyor? Bak ikizlerin işareti böyle. İkizler Burcu'nu neler bekliyor diyorsak parasal sıkıntılar, anlamsız borçlara sebep olabilir. Yani benden borç isteyebilir, oradan borç. Bunlar sizi çıkmaza sokabilir. Ne yapıyoruz? Para finansımızla ilgili. Eğer toplu bir borcunuz varsa tabii ki krediyi de çok sizi onaylamıyorum. Çünkü şu an doğru seçenecek yani doğru seçenek olarak görmüyorum. Çünkü ödemeleriniz çok fazla yoğun ve her şey sizin üstünüze biriktiği için yani bu ödemede sizi parçalayabilir. Ne yapacağız? Annemizden, kardeşimizden, yakın ve gerçekten para istediğimiz kişi biraz uzun vadeli olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden banka kredisi seçenek değil. Ve uzak duracağız. Çünkü bazı kredilerimiz var. Bunlar riskerek girecek ve bu şekilde daha büyük sıkıntıya girebiliriz. Anne baba, ufak bir arabanız varsa satmanız sağlıklıdır ama şu an krediye uygunluk vermiyorum. Bir de sizin herkese güveniyorum. Aa canım ne demek ben herkese güveniyorum? Hayır, siz kimseye güvenmiyorsunuz. Sadece kendinizle alakalı noktaları biri konuştuğu zaman kendinizi savunmaya çekiyorsunuz. Bırakın insanlar sizin için ne diyorsa desin. Kendinizi ispatlamaya, kendinizle alakalı konulara zıplamayın. Bırakın insanların fikirleri de onlarda kalsın ve siz dışarıdan nasıl algılanıyorsunuz? Nasıl bir insan var etmişsiniz ki bu insanlar? Çünkü sizi kıskanıyorlar, çok fazla enerjinizi emiyorlar. Ve iş çevrenizde olsun, yakın dostlarınızla alakalı sizin acayip bir konuşma enerjiniz var. O yüzden fazla kıskanılıyorsunuz ama biraz da patavatsızlığınız var. Bunları da dengelersek muhteşem bir oluşum ve aydınlık olacak.
Eşle ilgili yeni kararlar alacaksın. Evliyseniz evliliğinizle alakalı. Evet, ben kayınvalidemle yaşamı yok istemiyorum. Aynı binada oturmak istemiyorum. Artık eşimin ailesiyle görüşmek istemiyorum de diyorsanız doğru karar içerisindesiniz, ama bu karşı tarafı inciterek değil de radikal karar gibi değil de biz çocuklarımız ya da hayatımız için şurası doğru seçenek derseniz her iki tarafı da incitmeden halletmiş olabilirsiniz. Çünkü sizin aileler arasındaki gereksiz insanların sizin ilişkinizi çok fazla yorduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz sizin ilişkinizin birey olarak, iki birey olarak paylaşırsanız daha mutlu. Hatta hanginizde çocuk kararı vereceksiniz ve uzun süredir de ev değişikliği yapmak istiyorsunuz. Tam zamanı. Ne yapıyorsunuz? Valizi depoluyorsunuz, kutuları hazırlıyorsunuz, çağırıyorsunuz kamyonu, bir an önce taşının. Çünkü sizin yeni geçeceğiniz ev size ilişkiniz anlamında da, içsel hani korkularınızla alakalı da çok güzel bir yumuşaklık evresi verecek. Bence bunu geciktirmeyin, yapın. Ufak tefek kazalar, hasarlar yaşayabilirsiniz. Bir de uzun süredir bazı ikizlerde boşanma kararları var ama maddiyatla ilgili anlaşamadığınız için bir türlü anlaşma yolu çocuklar için en sağlıklısı bu. Biriniz evi alın, biriniz hiçbir şey almayın, ama yeter ki çocuklar üzülmesin istiyorum. 25 Kasım 1 Aralık arasında yengeçler. Yengeç burçları böyle mi ya? Böyle mi? Yine bak, çorabımla alakalı noktada gözükmesin diye size saygıdan kesinlikle kıvrak bir yengeç gibi hareket ettiğimi düşünüyorum. Aile içerisinde bazı konularla ilgili ani fevri kararlar verebilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Belki sizin kurallarınıza uymadıkları için ani tepkiler, ani refleksler, ani hatalar, yani aslında istem dışı hatalar diyorum. Çünkü siz kimseyi incitmek istemiyorsunuz. Ama şöyle var, hani bir büfeye sipariş verir gibi yapacaksın, edeceksin ya da şunu toparlayacaksın demektense bence siz ilk önce maddi kaynaklarımızın altyapısını bir oturtmamız lazım. Çünkü o kadar çıkmaz maddiyat zorluklarınız var ki onu buraya dengelemek, bunu buraya dengelemek sizi tamamıyla kasmış olduğunu düşünüyorum. Bence çok güzel bir anlaşma, hiç olmadık güzel teklifler ve yaratacağınız olumlu gelişleri sağlanacak paralara imza atacağınızı, hatta işsizseniz bile uzun soluklu size kazanç sağlayacak kapının hayırlı dönemine giriş yapacaksınız. Bence şöyle söylemek istiyorum. Bu sefer parayı tutun. Hani Rabbim size tekrar bir ışık verecek ve bu para ışığınız olacak. Bu sefer parayı tut yengeç. O kadar savurdun ki, o kadar iyilik yaptın ki şu an arkanda kimse kalmadı. Ve sen kimde hata var diyorsun. İlk önce aynaya bakacaksın. İki taraflı resmini koyacaksın. Hatanın sende olduğunu anlayacaksın. Geç mi? Değil. Çünkü daha çok genciz. Yani yaşın 60 da olsa çok gençsin, 70 de olsa. Hayatta tutunduğun bir enerjiye Rabbim o ışığı sana verecek ve çok büyük bir kazanç sağlayacağını düşünüyorum. Ve yengeçlerde şu var, geçmişe ait insanların geri gelsin, affedeyim, affetsin beni, ben onu affedeyim, içimdekini kusayım. Geçmişi kapat, Yaradan seni parayla sınadı ve sen hala duygusallıkla sınanmaya karar veriyorsun. Geçmişle ilgili dosyanı kapatırsan bu ışığın sana o kadar güzel dolarlar, eurolar, altınlar, artık nereye yapmak istiyorsan. Evet, hesaplaşman gerekiyorsa kendinle aynada hesaplaşacaksın. İlişkilerinle alakalı mı? Ama gelmesini istediğiniz insan da kapınızda olacak. Artık kızar mısın, hayatını alır mısın, bu senin kararın. Çocuklarla evli yengeç burçları, not almışım. Evli yengeç burçların da çocuklarla alakalı oturtamadıkları bir diyalog problemi var. Yani bu dersi yapacak mısınız diyorsunuz, bu dersi yapmak zorunda mısınız diyorsunuz. Yani belki çocuklarla olan yumuşak tonlarla ifadeleri dengelerseniz çocuklarınız çok zeki ve çok akıllı. Sadece inandığınız kurallarınızı, hani onlar, siz hem erkekseniz de anaç yönünüzle, babaç yönünüzle ona hakim oluyorsunuz, ama sizin yaşadığınız devirle şu anki devir arasında bir uçurum var. İlk önce bu jenerasyona adapte ol. Çocukların çünkü bu jenerasyona adapte. O yüzden onlara gerginlik yaratmana gerek yok. Onlara güzel bak, gözlerine temas et. Onlar senin çocukların, çok akıllı. Ve özellikle şöyle söyleyeceğim. Eşler arasında da gelecekle ilgili planlar var. Hayatım, tamam, gelecek planları kavganız var da ilk önce bu ilişki artık yürümüyor.
Yani bu çocuklara, düzene, hayatınıza zarar vermeye başladıysa ilk önce bu ilişkinin aile terapistine ya da ilişki terapistine ihtiyacınız var. Bence bir bunun için bir şans. Bir de uzun süredir işsiz yengeçler çok doğru döneme giriş yapacaklar. Sağlık olarak kemik ağrılarınız, diz, bacak, romatizmal ağrılarınız olabilir. Bu kalbe vuruyor olabilir. Vücutta şişmeleriniz olabilir. Bu konulara mutlaka ve mutlaka dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Evet, 25 Kasım, 1 Aralık. Kimi bekliyor aslanlar? Çok iyi ya. Ya aslında bunların hepsini yapacağız. İnanın vaktim yok. Aslanlara geçiyorum. Ne? Hani şuraya bunu, bu programı yapıyorsun da şuraya bir aslanı yerle. Hayır, inanın vaktim yok. Gerçekten vaktim yok. Siz hepsini dinleyin canım. Ne var yani? Belki de yükseleniniz 7. eviniz aslanda, bir takip edin yani. 7. evde ilişkiler vesaire şeyler olabilir. Açın haritanızı. Bakın, inceleyin. Aslan sizin hangi evinize denk gelmiş? Görün. Tamam, neyse, tartışmıyorum. Güçlü aslanlara sadece, hani kükrediniz ya, artık miyavlama moduna mı girdiniz? Miyavlayayım mı? Artık beni, artık kükremek susturmuyor mu diyorsunuz? Bu hafta inanılmaz güzel. Yani yöneticinle de çat çat kavga edeceksin. Patronun babansa da babanla da kavga edeceksin. Patronun devletse de devlette kavga. Çat 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 haftası. Ne yapıyoruz? Dilimizde, kalbimizden geçeni dilimize vuruyoruz. Çat 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 haftası. Yalnız bu çat çatlar size pat pat olmasın. Yani tamam, üst düzey yöneticilerinize söylediniz ama daha üstlere bu konuyla ilgili sert ifade kullanabilirsiniz. Ama bu çat çatlar size başarı anlamında çok güzel bir oluşum sağlayacak. Hatta bu oluşumun arkasından büyük bir imzayı atacaksınız ama belki bunu ne zaman yaparsınız biliyor musun? 2 Aralık'tan sonra, 3 Aralık'tan sonra yaparsanız bu çat çatlar size. O yüzden bu hafta hafif çat çatları patlatın. Haftaya pat pat yaparız. Ne yapıyoruz? İş konusunda radikaliz ama çat çat pat pat yok. Özellikle de sizinle yurt dışı ile alakalı, hani özellikle Dubai'de işi olan bazı aslanlar, yani Arap ülkeleriyle alakalı, Doğu ile alakalı işleri olan ya da farklı, mesela şöyle söyleyeyim, Rusya ile işiniz varsa bu hafta bu anlaşmanız gerçekleşecek. Mesela Ankara ile bir beklentiniz ve imza bekliyorsanız bu anlaşmanız da gerçekleşecek. Bence yazışmalar, beyaz evraklar, beyaz kağıtlar sizin için artı sonuç sağlayacak gözüküyor. Bir de ortaklı işleriniz varsa ayrılma kararı veren bazı aslanlar için çok doğru ama para dengenizi oturtamadığınız için hani ayrılmanın tarihine belirleyemiyorsunuz. Şimdiden oturun, pazarlığınızı yapın. 2020'nin Mart ayına kadar bu borcu kapatırsınız. Ortaklarla alakalı noktayı da bir baştan kontrol edelim. Tam karar vermemiz gereken noktada imzamızı atalım, ödeme sistemini belirleyelim diyorum. Bazı aslanlarda sürpriz evlilik kararları, yeni yeni ilişkiler, hani yeni yeni değil de uzun soluklu ilişkilerinizle ilgili hayatı birleştirme ama özellikle hayatınızdaki insan ev alsın ya da evimiz olmadan ben evlenmek istemiyorum diyen bazı aslanlara diyorum ki kısmetin elinden kaçacak, yapış. Sonra düşünürüz evim evi. Zaten senin hayatındaki kişi çok azimli ve tuttuğunu kopartan bir insan. Bence ilişkine sahip çık. Şu şartlarda kabul et. Hayatınız daha verimli olacak söyleyebilirim. Aslanların şöyle söyleyeceğim. Bel, yani boyun ve sırt. Aslında boyun fıtığı demeyelim. Sırt ve omuzlardaki kasılmalar. Bir hamama mı ihtiyacınız var? Bir keseye mi ihtiyacınız var? Vücudunun bir, hani gerçekten esnemeye ihtiyacı var. Çünkü stresten bütün kaslarınız böyle kasılmış gibi. Bence bir hamam, güzel bir masaj çok iyi geleceğini düşünüyorum. Uzun süredir de anne ve baba ziyareti yapmak isteyen ya da anne ile babayla araları bozuk olan aslanlarda barışma doğru adım. Bir de uzun süredir yurt dışı gitmek istediğiniz ailenizden insanlar vardı. Bence buna gidin. Size bu hafta sonu çok iyi geleceğini ve huzurlu geleceğini söyleyebilirim. Bence acayip bir enerji değişimi yaşamış olacak ve bu değişimi doğru noktada sağlayabilir. Bir de gözlüğünüzün artık ayarı mı geldi? Yakınla ilgili bir sorununuz mu var? Tam çözemiyorum ama bir onu da kontrol. Evet, Başaklar. Ne yapıyoruz Başaklar? Yani 21 Kasım 1 Aralık haftasında not almamışım da onu, her şeyi biliyorum da onu almayı unutmuşum nedense. 21 Kasım 1 Aralık Başakların neler bekliyor? İşle alakalı çok yoğun, yorucu ve çok stresli
ve bazı şeylerle alakalı beklenilen evraklarla ilgili güzel bir haftanın başlangıcı, hatta Salı Çarşamba imzalanması gereken evraklarınızla ilgili doğru bir süreç, hatta gitmek istediğiniz yeriniz ya da yerinizdeki değişimle ilgili güzel sevinçli haftaya giriş yapacaksınız. Ama bence üçüncü ve dördüncü şahıslar, yani siz yeriniz hazır ama üstteki üçüncü, dördüncü yöneticileriniz belki bunun için sorun yapabilir, sizi elinizde tutmak isteyebilir. Basamağınızla ilgili noktada belki biraz daha engellenebilirsiniz ama bence onun üstünü geçin, daha üstüne geçin, derdinizi anlatın. Çünkü haksızlığa geleceksiniz, bunu bir kontrol etmemiz gerekiyor. Bu çünkü sizde ileride büyük bir öfke, ben bu kadar emek verdim, hayatımdaki her şeyi buraya adapte ettim derseniz, eğer bunu doğru aşmazsanız yerinizde sayıklayacaksınız. Aynı yöneticiyle devam. Ama sizin hedefiniz iki yukarı olduğuna göre bence üçüncü şahısları ekart ediyoruz. Üst seviyeye geçiyoruz. Bir de şöyle söyleyeceğim, Başak burçlarıyla alakalı uzun süredir süren mahkemeler, anneannenizden, babaannenizden, halanızdan, teyzenizden kalan bazı mallarla alakalı bu Aralık ayı başlangıcı, yani 24 Kasım, 25 Kasım'dan sonra sizin mahkemelerle alakalı tarihler ve bu tarihler sonrasında da sonuçları doğru ilerliyor. Eğer doğru avukattaysanız çok güzel haklara sahip olacaksınız. Başakların sadece sevgi, saygıya, ilgiye, alakaya, gerçekten hani biri saçını okşar da biraz bugün güzelsin ya da ruhundaki ışığı yakaladım denilmeye ihtiyacı var. Gerçekten Başakların duygusallık anlamında kendilerini kapattıkları ve keşfedilmek istemiyorlar ya, bir o kadar da merhametli ve duygusal açıdan da çok aç olan, aç diyoruz yani, o duyguya açız, yani siz aç değilsiniz, o duygu açınız aç olduğu için bence siz kendini, eğer siz etraftan bu sevgiyi görmüyorsanız çok değerlisiniz ve çok kıymetlisiniz. Siz kendinizi sevmeyi öğrendiğiniz takdirde diğer insanların da o elektriği yakalayacağını düşünüyorum. Çünkü biraz burnunuz havada, yani ya biraz daha alçak gönüllük olduğunu düşünüyorum sizde, ama sizin hani böyle bir memur, disiplin, kural, ego, ben bilirim havanız var ya, benden başka kimse bilemez, bu işi benden başka bir... Hayır, sizin sevgiyle çözülmeye ihtiyacınız var. O yüzden biraz kendinizi severek, o dışarıya da o enerjiyi yayarak, o enerjiyi güzel sağlayacağımızı söyle. Evet, yenilikler, yeni anlaşmalar. Bir de bazı Başak burçlarında dil eğitimi ve çözmesi gereken, diksiyonla alakalı almanız gereken ya da seslendirme işi yapıyorsanız sesinizi terbiye etmeniz gereken noktalarımız olabilir. Bu da sizin ruh halinize iyi gelecek. Başaklara ne diyorum? Ayak siyatiklerimiz, kadınsal bölgemiz ve göğüste kistler olabilir. Yani göğüs hatlarımızda biraz sıkıntılarımız olabilir. Kontrol diyorum. Evliler içinde hayal ettiğiniz ev ya da hayalini kurduğunuz evli çiftler içinde tam zamanı. Eğer ilişkiniz yoksa da bir kavga doğrultusunda tanışacağınız bir insanla muhteşem bir aşk. Hatta bazı başaklarda da bu hafta bitirmek istiyorlar. Bence bekleyin, bitirmenize gerek yok. 25 Kasım, 1 Aralık, terazileri. Kuş gibi yaptım ama terazileri diyeyim şöyle. Çok sürpriz haberler alacak terazi burçları. Hani böyle saklanır ya bazı şeyler. Mesela ben Çiğdem'den bir şey saklıyorum. Çiğdem Berlin'den saklıyor. Ama ben hep her şeyden haberdarım ama Berlin ve Çiğdem bunlardan haberdar değil. Ailelerin sırları ortaya çıkma dönemi. Ne yapıyorsunuz? Sırınız varsa bu hafta masaya. Çünkü ya söylemlerinizde ya da bazı şeylerden açığa çıkacak olaylarınız var. Bence artık bu açığı çıkartmadan önce siz içinizden gelen şeyi, bu eşiniz olabilir, çocuğunuz olabilir ya da biri olabilir, pat pat yöneticiniz olabilir, dedikoduya maruz kalmayın istiyorum. O yüzden bu hafta cesaretinizi toplayın. İçinizdeki sakladığınız ve gizlilikler ortaya çıkacağı için gizli hiçbir şeyi bırakmayın. Bu ara hani çok yoğun oluşunuz ve işlerinizle alakalı da gerçekten huzursuz gidiyorsunuz ve maddiyat olarak da biraz daha aşağı geçiş sağladığınız için böyle sizde bir panik atak, nefes alamama, uyku problemi, gece bir yarısı buzdolabına gider gibi bir haliniz, hani ben su içmeye çıktım deyip yemekte mi buluyorsunuz kendini bilmiyorum terazi burçları. Şeker ve tansiyonunuz var. Bu ara bu konulara dikkat ediyorsunuz. Gece buzdolabından su içmeyin, soğuk suyu kabul etmiyor. Hiçbir hücre, yani bedenimizdeki hiçbir hücre soğuk suyu kabul etmiyor. İlk önce bunu öğrenme. Ilık,
dışarıda olan su vücut organlarımız için en sağlıklı sudur. O yüzden lütfen buzdolabındaki soğuk oluşumları uzak duruyorsunuz. İlişki konusunda da gergin bir hafta. Çünkü sen parayla ilgili kendi dengeni oturtamadığın için herkese sardın. Anam sevgiline sarıyor, eşine sarıyor, çocuğa sarıyorsun. Bence bu hafta sen ne yap biliyor musun? Anayı, manı, pardon, eşi, çocuğu, sevgiliyi bırak, git ananı koynunda uyu. Neden uyu? Başkalarının dırdırındansa kendi yönünü bulmak için belki bir gün, yani cuma akşamından git, cumartesi gecesi geri döneceğin şekilde dinlenmeye ihtiyacın var. Bu sana tam doğru bir nokta gelecek. Bir de şöyle söyleyeyim mi? Bazı terazi burçları göç dönemine başladı. Ne göçü? Yurt dışına. Yani artık burayla bağlantımı kestim. Yurt dışında. Evet, bazıları, yani bazı teraziler özellikle Ocak ayını bekliyorlar ve bunlar için bazı evraklar hazırlamaya başladınız. Evet, hayırlı olacak ve gideceğiniz nokta sizin için çok olumlu olacağını söyleyebilirim. Ne yapacağız? Ufak bir tatil planı, enerjimizi iyileştireceğiz ve uzun süredir ilişki yaşamayan terazi burçlarına da muhteşem bir aşk var. Bir de çocuk tedavisi gören bazı terazilere bu hafta olumlu diyorum. Artık tüp bebek mi, yumurtalık mı çatlatacaksınız? Ne yapıyorsanız yapın, çocuğunuz şimdiden eli ayağı düzgün olsun, sağlıklı olsun, size hayırlı evlat olsun. Güzel bir çocuk sevinciniz olacak. Bir de babanızın kalp damar ya da şöyle söyleyeyim, şah damarı ile alakalı ya da şu lif ne? Tansiyon. Tansiyon değil. Şurayla alakalı. Şah damarımız nerede? Şurada değil mi? Tam şu bölgemizle alakalı bir ani bir oluşum olabilir. O yüzden gereksiz beyin bir şey var. O yüzden dikkat edelim. Ne yapıyoruz? 25 Kasım, 1 Aralık. Akrepler. Kendi yerinde ve gücün saltanatı olduğu bir hafta. Ben ne dedim geçen hafta akreplere bilmiyorum. Hatırlamıyorum beyin uçtu iyicene. Hislerinizin inanılmaz yoğun olacağı. Kalbinizden geçen her şey kapınızın önünde bulacağı. İşte ne diliyorsanız sanki pat ben bununla toplantı istiyordum. Bu toplantıyı başardım diyeceğiz. O yüzden kalbinizdeki ve altıncı hisleriniz, rüyalarınız açıkta olacak her şey. O yüzden lütfen bunları takip edelim. Not da alalım. Ama inanılmaz derecede sizin hayatınızda işinizle alakalı bütün pürüzler böyle. Ama nasıl olacak biliyor musunuz? Savaşırsın. Artık nefes alamıyorum. Bunu da mı yenmem lazım değil. Gerçekten kapılar tıkır 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 açılacak. Ama sen doğru konuşmayı ve sezgilerin ve hislerini doğru oturtursan patron koltuğuna oturacak kadar zekisin. Tam zamanı diyorum. İstediğin ve yapmak istediğin ortaklı işler yapmak isteyen akrep burçları inanılmaz derecede güzel süreçler yaşayacak. Ben başarı buluyorum. Zaten kendi gezegeninizdesiniz ve size çok büyük bir bereketin ve aydınlığı. Evet gerilimler de olacak, tartışmalar da olacak ama sizi çok aşağı çekecek değil, yukarı koyacak sistemler olacak. Ben ne diyorum size? İlişkiler konusunda tartışmayın. Yani birebir sevgili, eş, flört bunları eğer bu hafta hayatınızda çok tartışmaya sokmazsanız parasal evredeki dengeleri sisteme oturtup diğer hafta sevgilinle tartışabilirsin, eşinle de. Bu hafta sadece dikkat, kontrol, hisler ve başarı. Bir de bazı akreplerin Çin, Japonya, ne bileyim burayla alakalı yaptığınız bir iş varsa sizi oraya yönlendirebilirler. Bunu da değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Sağlık olarak sinirsel sistemlerimiz, yani beden çökmüş aslında. Yani her şey bir alınganlık. Her şey bir tavır. Ay ben çok yorgunum. Ay benim karnım aç. Yemeğe bile gitmeye haliniz yok. Aslında sizin enerjiniz doğru da siz nazlanmak mı istiyorsunuz? Böyle kapris mi istiyorsunuz? Anam elin kızı ne çeksin ya da elin adamı. Git anana kaprislen. Yani ne gerek var şimdi karına, sevgiline bunu yapmaya? Git anana nazlan. Gel evine dimdik. İşini gücünü yap. Sindirim sistemlerimizi mutlaka ihmal etmiyoruz. Ve uzun süredir de anne ile alakalı ayak problemi, variz, damarlarla ve da burada diz sıvıları ile alakalı sıkıntı olabilir. Bir kontrol edilmesini istiyorum. 25 Kasım 1 Aralık. Yay burçları hoş geldin. Doğum günü. Doğum günü çocukları hepiniz hoş geldiniz diyorum. Çünkü yaylar kendi enerjilerine giriş yaptılar.
Evet, çok zorlu bir haftaya giriş yaptınız. Her şeyden önemlisi şimdiden hem doğum gününüz kutluyorum hem de geçmiş olsun diyorum. Nasıl söyleyeyim? Bazı insanların sizin ayağınızı kaydırmakla ilgili plan program, ama sizde de boş ver onu. Ben tatil kafasındayım formatım var ya. Ben gezeyim, göreyim, seyahat edeyim, öğreneyim, yenilik yapayım. Keşke işten kovsam da tazminatımı alsam diyen yay burçlarına diyorum ki yerinizi sağlamlaştırmadan oturduğunuz koltuğa kendi kendinize zarar mı vermek istiyorsunuz? Oturun yerinizde. Ne gerek var taşınmaya diyeceğim şimdi. Hani var ya Show TV'de güldür güldür de. Otur yerinde. Ne gerek vardı? Evet, yerinizde kontrol edin. Oturun yerinizde. Çünkü size çok güzel teklifler ve bu teklifler hem eğitim hayatınızda hem kariyerinizde inanılmaz büyük başlangıçlar. Döngünüzden çıkacaksınız. Yeni bir döngüye giriş yapacaksınız. Eğer ki bunu doğru döngüye oturtursanız gelir dengenizde, kariyer dengenizde ve eğitim dengenizde tam dengeyi bulacak gözüküyor. Bence sen gözlerini aç, tatil planlarını yine yap, ama sana verilen zamanlarda bu tatilini yap. İşini acayip derecede güzel nokta. Kendisini yetersiz bulan ve ben bu işi yapıyorum, yapıyorum da bir türlü beni kimse görmüyor diyen yaylara diyorum ki artık gözünüzü açın, sizi görecekler var. Bu sefer siz kimseyi görmeyeceksiniz. Bence bu hafta kendi gözünüzü de açın. Unutuldum diyen yaylar için de güzel teklifler var ve güzel para. Ve size de ufak bir miras ya da gelecek ufak bir para var, uzun süredir beklediğiniz. Bence sürpriz sürpriz aile gelişmeleri de olacak. Bu size iyi gelecek. Bazı yay burçlarında radikal bir şekilde evlilik kararı verenler var. Evet, olabilir. Kış mevsiminde de evlenilebilir. İlla herkes yazı, Mayıs'ın, Nisan'ın sonbaharı bekliyor, ama ben kış evliliğin daha çok karlar üstünde muhteşem bir evlilik olabilir diyorum. Evet, doğru bir karar. Doğru insanla birliktesiniz. Aile içinizde özellikle yaylarda anneye babaya sürprizler ya da eşe ya da kız kardeşe sürprizler haftası olacak. Bence güzel güzel sürprizleri değerlendirin. Bu size gelecek diyorum. Bir de İtalya'ya gitmek isteyen bazı yaylar ya da İspanya, İskoçya, İngiltere, bu tarz bir seyahat, Avrupa turu düşünen yaylar için diyorum ki tam zamanı, tam doğru bir nokta. Sizde de kulak iltihapları, hani kulak iltihapları gündemde olabilir. Eklem ağrıları, sırt ağrılarınız gündemde olabilir. Bunları bir kontrol ederseniz sevinirim. Güzel yaylar, mutlu yaylar, mutlu doğum günleriniz olsun. Çünkü her şey sizin dilediğiniz gibi olsun. Bütün burçlar geride kalsın. Sadece siz bu haftayı dolu dolu yaşayın istiyorum. 21 Kasım, 1 Aralık. Oğlak burçlarına şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam bilemedim. Oğlaklar, beklenmedik parasal konularla ilgili hep ondan haber, bundan haber, şuradan haber, şuradan evrak, şuradan dosya, şuradan telefon. Hani o telefonu sizin kulağınıza biri ver de 7-24 konuşun diyerekten sanki, ama sonu hani hep böyle düz gidiyorsun da bir türlü köşeyi dönemiyorum diyen oğlaklara sesleniyorum. Bence siz köşeyi dönmeye başladınız. Sadece yasal gelmesi gereken paralarınızla alakalı ve yeni anlaşmaların size vereceği paralar sizi çok tatmin edecek, ama ortada elde kocaman bir sıfır var. Yani para yok. Ve bu artık benim bu para enerjimi Rabbim kesti diyorsun da, bence Rabbim insanların para enerjisini keseceğine inanmıyorum. Sizin o anki duygusal çatışmalarınız ya da yaşadığınız bazı süreçlerde hatalarınız bu dönem daha büyük arttığı için sen bunlarla yüzleşememiş olabilirsin. Ben diyorum ki artık rahat ol. Her şey dengeyi bulacak. Hatta şöyle söyleyeceğim. Uzun süredir de hani bazı oğlaklarda yurt dışı yasağı olabilir. Şehir dışı yasağı olabilir. Bunlarla ilgili sorun olan oğlaklara diyorum ki istediğin kadar önündeki sorunun olsun. Sen çok büyük bir rahatlığa ereceksin. Elindeki evrağın temize girecek ve istediğin yere çok rahat bir şekilde gidebileceğine inanıyorum. İnşallah yırtık çorabım gözükmemiştir. Gözüktü mü yoksa? Herkes bana bakıyor. Yırtık çorabım mı var? Evet, gerçekten göstereceğim, çıkartıp sonra. Sonra ama bir dahaki programlarda filan. Evet, ne diyoruz? Evli olanlarda ciddi ayrılık kararı verme noktasına gelecek oğlaklar. Niye oğlaklar ayrılık kararı verdiniz? Aslında döngüde ayrılık demeyelim de birbirimizi anlamak için geçici ayrılık karar diyoruz. Mesela ben anneme gidiyorum, sen düşün taşın, ya da ben artık bu ilişkiyi yürütmek istemiyorum, sen varsan ben varım diyecek bir süreç yaşanacak.
Niye böyle zorluyoruz? Biraz daha yaşasaydık ya. Ne gerek vardı ki? Yani hayatınızdaki insanlar, yani oğlaklar özellikle size doğru insanlar beklediğiniz ve süreçteki dengeler düzelecek. Sadece maddiyatla ilgili dengelerden kaynaklanan kaoslar, vıt vıt vıtlar, bitmeyen laflar, bitmeyen sözler, bitmeyen telefonlar. O yüzden biraz ilişkinizde romantik eksikliği, yani mum ışığında yemek yeme, baş başa vakit geçiremediğiniz için gereksiz dırdıra başladın ya da erkeksen konuşmaya başladın. Lütfen bunları toparlıyorsun. Çünkü doğru insanla birliktesin ve sahip çıkman gerektiğini düşünüyorum. Aileyi büyüklerinizle alakalı anne, baba, teyze, dayı bir ani çok büyük bir rahatsızlık olabilir ve bu size biraz hüzün verebilir. Ben bunu hüzün olarak algılamıyorum. Ama doğru tedaviyle, doğru kontrolle çok büyük bir aydınlığa gireceğini görüyorum ama tabii ki bizlerde biraz oğlaklar ne kadar Alman motoru gibi hareket etseler de içlerinde o motorun dışında bir duygusallık yelpazesi vardır. Hani genelde oğlak burçlarına çok duygusuz deriz. Yani hiç duygusunu belli etmiyor. Yani o da tabii ki Satürn'den kaynaklanan oğlak hem bir baba figürüsü, kadın için de fark etmiyor. Yani oradaki güç ve erkeksi evrede sabitlenen bir noktada o kadar belirgin şeyler istiyor ki oğlaklar. Hani onlar biraz daha hani o kocaman bir beyinde motor var ama kalbinde kocaman bir küçücük bir kelebek var. Sadece sen o oğlak burcunun kalbine dokun, o kelebekler kocaman olur. Bence size oğlaklara yanlış davranıyorsun. Gir damardan, gir canım de olayı kapat diyorum. Bir de araba almak isteyen bazı oğlaklar için tam zamanlı yapmak istediğiniz araba ya da araçla ilgili sorununuz varsa bunu da çözmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü uzun süredir ayağım yerden kesilmeli. O dolmuş bu otobüs, bu tren, bu vapur, bu metro demekten çok fazla yoruldunuz. Bir de ailenizin bazı toprak işleri, hacizlik toprak işleri olabilir. Ya da çözülmesini istediğiniz size ait hacizli toprak. Bunların elinizden gitmeyecek. Biraz daha sabırlı olun ve aydınlığa kavuşacağınıza inanıyorum. Sağlık olarak bir şey dedim mi oğlak burçlarına? Demedim. Hemen bir sağlık enerjisini şu an bir düşünmek zorundayım. Oğlakların sağlık evi. Şöyle söyleyeyim. Oğlaklarda belki hani ya sağlık problemi niye zorla çıkartayım? Çıkartmama gerek var mı ama özellikle eklem ağrılarınız olabilir. Bilek ağrı, kemik ağrılarınız olabilir ama yani aile büyüklüklerinizde rahatsızlık olacağı için sizde böyle bir enerjiyi alamadım oğlaklar. Ha, ufak tefek gribal enfeksiyonlar, alerjik problemler olabilir ama hayatınızı yaralayacak değil, büyüklerinizle alakalı sağlık problemleri var. Dikkat diyoruz. Evet, kova burçları. Kova burçları. Hangi ay? 21 Kasım 1 Aralık haftasında. Kovayı şöyle göstereyim ki algılayın. Kova. Yani kovayı şöyle yapacağım. Çünkü herkes bana dalga geçiyor artık bu konuyla ilgili. Dalga geçmeyin. Gerçekten vaktim yok. Siz sadece size çok sevdiğim için videoyu yapıyorum. İnanın vaktim yok. Hatta beni beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz demeyeceğim. Hani millet 30 bin 40 bin yapıyor. Benim için o önemli değil. Ben bana saygı duyan insanlara başladım. Devam ettirmek zorundayım. Benim böyle bir kuralım var. Kova burçları. Bu kova değil ama olsun. Evet. Eğlenceli bir hafta. Gerçekten iyi keyifler diliyorum size şimdiden. Yeni iş başlangıçları, aileyle alakalı para çıkışlarınızla ilgili sorunların çözüleceği, bazı terfi beklentilerinizle ilgili güzel cevaplar alacağınız, hemen kabul etmeseniz de sonu ferah olacağı teklifler olacak. Bence siz neyin doğru olduğunu, siz gruba çalışan bir insan. Yani siz birey, tek başınıza bir oluşumda evet bir şeyler anlatabilirsiniz ama topluma hitap etmek istediğiniz için ve hayatınızdaki her şeyi birileri tarafından beğenilsin ve arkamda durulsun dediğiniz için diyorum ki teklifler çok doğru olacak. Yeni anlaşmalar, yeni işler sizin için çok hayırlı olacak. Bence bu hafta hiç iş düşünmeyin. Vır patlasın, çal oynasın. Nerede sabah orada akşam olsun. Çünkü sizin gerçekten bunu hak ettiğinizi düşünüyorum. Ve 2-3 yıldır da çok zorluklar yaşadınız ve hak ettiğinizi de düşünüyorum. Tam zamanlı iş anlaşmalarını da okeyletiyoruz. Eğlencelerimizi de yapıyoruz. Ve sadece ve sadece hani ben artık evlenmek istiyorum. Ben hayat arkadaşı istiyorum diyen kova burçlarında gerçekten ve gerçekten sürpriz değişimler olacak ama hani bazen deriz ya yanımızdaki mi diğer yanımızdaki mi ya da
hani gelin ata biner ya kısmet der ama attan inmek de vardır biliyorsunuz ki. Bence çok ruhunuzun, çok istediğiniz bir insanla hayatınızı birleştireceksiniz. Ben derim ki acele etmeyin. Acele içe şeytan, mantık, kural ve aile. Evet, evlilik döneminiz, kararlarınız sizin için çok doğru olacak. Ama aileden destek alamayabilirsiniz. Ailevi sorunlar sizin hayatınızı bu konuda zorlayabilir. Belki bunları aşmaya ihtiyacımız var. Ne konuda acele etmiyoruz? Evet, doğru insanla evlilik kararındasınız. Ama arkamızdaki insanı bu evliliğe düşman olarak seçmememiz lazım. Onları da yumuşatalım. Aileleri bütünleştirelim. Ondan sonra vur patlasın, çal oynasın, 40 gece 40 gün düğün yapın. Hiç önemli değil diyorum. Araba alımı demiyorum size. Çünkü ufak bir kaza yaşandı. Değiştirelim mi, alalım mı dediğiniz bazı kovalar için bence arabanızı tamire verin. Sizin gerçekten bir eve ihtiyacınız var ve ev düzenine ihtiyacınız var. Bu konuda da ya hani bu hafta vur patlasın çal oynasın tabii ki her şeyi de askıya alma anam yani sen akşamları takıl gündüz yine işine git ben buna bir şey demiyorum ama şöyle bir sorunumuz var oturduğunuz yer size dar geliyor olabilir ve mekanı genişletmek istiyor olabilirsiniz kredi hakkınız da var ama risk edemem ödeyemem diyorsanız bence bunu çok rahat ödeyeceğinizi düşünüyorum. Ama sizde o yürek yok şu ara. Cesaret yok Türkiye'nin ekonomisinden dolayı. Hak veriyorum. Bence bu riske gir. O evini al, için bir rahat ve kendini güvende hissetmen gerekiyor diye düşünebilirim. Sizin de yabancı dil demeyelim de sizde son zamanlarda heyecanlanmaktan kekelemeler mi oluştu? Ya da ani heyecanlanmalar sizin hani nefesiniz ağzınıza kaçıyor da R'leri A'ları mı yutuyorsunuz bilmiyorum ama bence biraz daha heyecanla, reflekslerle alakalı noktalarınızı kontrol edelim. Size bir nefes terapisi önerebilirim. Enerjinizi değiştirmek için ya da yoga olabilir, meditasyon ya da yürüyüş olabilir. Ama kovalar sadece sizin ney probleminiz var? Kulakla alakalı akıntı, kanama, iç kulak sorunlarınız olabilir ya da dış kulak enfeksiyonlarınız olabilir. Bu ileride sizin duymayla alakalı çok büyük sıkıntılar yaratabilir. O yüzden şu an bunu önemli. Sen takılı eteyle de doktora da gitmeyi unutma. Ne yapıyoruz balıklar? Çup 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 çup. 21 Kasım ve 1 Aralık. Eskiden birinin gelmesi, hani eskiden de diye bir parça vardır. Hani eskilere gönderme mi yaparız? Hani bu parçada hani arabaya binersin ya da evde televizyon açarsın bir müzik duyarsın da bu da benim eski sevgilime gitsin de dersiniz ya. Böyle sizde eskilere bir özlem mi başladı? Ya eskileri mi yad etmek istiyorsunuz bilemedim ama eskiden biri balık burcuna geri gelecek, yalvaracak ve siz bu insanla yol alacaksınız ama biraz kurallarınızı, biraz dediğim dengeleri oturtursanız ilişki çok güzel rayına oturacak. Bence ne biliyor musunuz? Siz hemen affedip hiçbir şey yokmuş gibi tartışmayıp bu ilişkiye böyle bir sarıldığınız için siz böyle biriken biriken hayatınızla alakalı olaylarla yüzleşmediğiniz için ilişkinizde canı sıkılınca sizi bırakıyor gidiyor. Bu evli insanlar için de geçer. Sadece flörtler için demeyelim. O yüzden biz dosyayı büyütmeden masaya yatıralım. Biz ilişkimizi kuralım. Çünkü hayatınızdaki kişi doğruydu ama her iki tarafta bastı bastı birikilen olayları konuşmadığınız için kaçışlar yaşadınız. Bu kaçışlar artık size büyük sorunlar yaratmaya yüzleş. Öyle sevgili ol ya da öyle işini affet diyorum. Çocuk isteyen balık burçları için biraz daha vakit var ama olumlu bir süreç hatta kız çocuk enerjisi hissediyorum bazı balık burçlarında. Bu sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Parasal konularınızla ilgili de ev krediniz mi var, araba krediniz mi var tam algılayamadım ya da ailenin bir borcu var da bunu mu çözmeye çalışıyorsunuz? Çünkü parayla ilgili düzenli ödemeler var ama size ekstra para kalmadığı için tedirgin ve paniksiniz. Bence sizin bir yıl daha sadece şu borçları kapatıp ondan sonra yatırım sürecine girerseniz sizi sık boğaz etmeyecek ve birçok şey dengelenecek olarak söyleyebilirim. Ama çok güzel yeni anlaşmalar var. Size ortaklık teklifler ve özellikle devletle alakalı oluş ya da kurumsal bir şirketle anlaşmak istiyorsanız buranın sevincini yaşayacaksınız. Bu artı size bir kazanç. Bir de uzun süredir de sanatla ilgilenmek ya da spiritüel yaşamla ilgilenmek isteyen bazı balık burçları tam zamanı biliyorsunuz ki sezgiler deyince akrep ve balık çok daha ön plana geçiş sağlıyor. Tam doğru bir süreç olabileceğini söylüyorum. Belki sizde de geçmişte aile büyüklerinize özleminiz olabilir. Yani anne kaybı, baba kaybı ya da dede kaybı.
Belki bir hani böyle bazen bende de bu şey olur. Bir babamın mezarına gideyim. Böyle bir ruhunuzu, maneviyatınızı arttırmak istiyorsanız ya içinizdeki duanızı ya da gitmeniz gereken bir yatırınız, kabiriniz varsa gidip ziyaret edin. Bu size çok iyi gelecek. Bir de son zamanlarda farkında olmayan yeteneklerinizi keşfeden bazı mı? Müzik enstrümantal, ses enerjileri, böyle kendimizi sahnede görme, şov enerjileri. Bence bunun için eğitim alabilirsin. Çünkü balıklarda acayip yetenek buluyorum. Acayip yaratıcılık buluyorum. Yani yapmak istediğiniz sanatçı da olmasanız ne bileyim belki de çok iyi bir ahçı olacaksınız ya da çok iyi bir resim çizeceksiniz. Bunları keşfederseniz çok sevinirim. Bir de uzun süredir aile arasında bir bina ya da binanın içerisinde iki daire sizi ilgilendiriyor olabilir. Bununla alakalı amcalar arasında yaşanan karmaşa biraz sizin canınızı sıkıyor olabilir. O sizin babanızın malı. Sizin canınızı sıksa ne olur, sıkmasa ne olur. Siz çalışın kendi binanızı kendiniz dikin diyorum. Sana nefessiz konuştum resmen. Nefes problemin mi var balık burcu senin? Nefesim tıkandı resmen diyorum. Evet bence balıklara sadece ve sadece hissiyatınla, sanatınla, keşiflerinle, yapacağın yeniliklerle seni çok mutlu bir hafta bekliyor. Mutluluklar senin olsun balık ama şöyle söyleyeceğim. Bence senin kendinle alakalı, kendin bile kendine itiraf edemediğin geçmiş problemlerin var. Onu çöz ve onu tamamla ki yoluna devam et. Evet 21 Kasım 1 Aralık haftalık burcumuzu yaptık. Hopladınız, zıpladınız, abone oldunuz. Bol bol yorum, bol bol yazı, bol bol beğeni, bol bol paylaşım. Sevgi ve mutlulukla kalın. Her şey kalbinizdeki sesiniz kadar güzel olsun.